Merhabalar. Bu haftanın konusu döngüler, if ve while konutları. Konsolumuza geçelim. Önce döngülerle başlayalım. Döngüler hangi amaçla kullanılır? Döngüler birden fazla tekrar eden işlerimiz varsa bunları farklı değerlerle tekrar ettirmek istiyorsak döngüleri kullanabiliyoruz. Ancak şunu unutmayalım. R kendisi vektörel bir dil olduğu için çoğunlukla döngülere ihtiyaç duymuyor. Ve tavsiye edilen de R'de döngüleri oluşturmamamız, kullanmamamız şeklinde. Çünkü vektörel olarak yaptığımız işlemler çok daha çabuk sonuç veriyor. Döngü kullandığımız zaman yaptığımız işlemler biraz daha uzun zaman alabiliyor. Döngüyü oluşturmak için yine yeni bir script oluşturuyorum ben. Şöyle küçülteyim. Geçen hafta fonksiyonlardan bahsetmiştik. Döngüler de biraz fonksiyonları andırıyor. Döngüyü oluşturmak için öncelikle bir for komutunu yazmamız gerekiyor. Parantezin içerisinde döngüde hangi değişken yer alacak bir değişken belirlememiz gerekiyor. Bu genelde IJ, KLMN, bu Fortran'dan kalma alışkanlık. Döngü değişkenim, yani değerleri değişecek olan değişkenim i. Peki bu i hangi değerleri alacak, hangi aralıkta yer alacak? Bunu söyleyebilmek için in yazıyorum. Sonra da i'nin almasını istediğim değerler işte ne mesela bir vektördeki değerleri almak istiyorsam buraya c deyip vektörlerin değerlerini yazabilirim. Ben bu defalık şöyle 1, 2.5 yazacağım. Dolayısıyla bu döngüde i önce 1, sonra 2, sonra 3, sonra 4, sonra da 5 değerlerini alacak. Peki bu değerleri aldığında ne işlem yapmasını istiyorum? Bu yapmasını istediğim işlemi de fonksiyonlarda olduğu gibi şöyle iki tane süslü parantez süslü parantezimi açtım ve kapattım. Bu aralıkta i'nin 1, 2, 3, 4, 5 değerleri için yapılacak işlemi yazıyoruz. Mesela çok basit bir print deyip i diyebiliriz. Print i. Şu parantez açmayı düzelteyim. Tamam. Evet. Benim döngüm bu kadar. Bunun hepsini bir çalıştıralım. Ne yapıyorum? Şöyle işaretliyorum tamamını. Kontrol arkasından R'ye basıyorum. Ha, ne oldu? Bakın konsolda output'u gördük. Gönderdik biz script'imizi, programcığımızı. Sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5 değerlerini elde ettik. Ne oluyor şimdi burada? İ önce bir değerini alıyor. Parantez içerisindeki işlemi yerine getiriyor. İ'nin değeri 1 olduğu için 1'i yazdı. Sonra i 2 değerini aldı. Parantez içindeki işlem print i olduğu için 2'yi yazdı. Bu şekilde 5 değerini aldı. 5'i de yazdı. Sonra baktı i'nin alabileceği değer kalmadığı için şu süslü parantezin altından çalışmasına devam etti. Mesela buraya da şöyle bir şey yazalım. Print diyelim. Döngü tamamlandı. Döngü tamamlandı diye yazarsak sonrasında yaptığı işlemi de görüyoruz. 5 değerini aldıktan sonra parantez kapandıktan sonra devam ettiğini göstermek için yapıyorum bunu. Yine işaretledim. Ctrl R'ye bastım. Bakın ne yaptı? Print döngü tamamlandı. Döngü tamamlandı yazdı ve program çalışmasını tamamlamış oldu. Dediğim gibi döngüleri mümkün olduğu kadar az kullanmaya çalışacağız. Slaytlarınızda bununla ilgili neden döngülerin daha az kullanılması gerektiğini açıklamaya çalışan örneklerimiz var. Onları lütfen gözden geçirin. Ben şimdi döngülerin iç içe kullanımından bahsedeceğim. Şimdi bu dıştaki döngüm birden ikiye kadar gitsin. Sonra bunun içine geldik. Burada yapılacak işler. Yine şöyle taba basayım. Döngünün içine bir tane daha döngü kuracağım. For diyeceğim. Açtım parantezimi. İ'den sonra J diyebilirim. K diyebilirim. Neyse J. O da kaçtan kaça kadar gitsin? Birden dörde kadar gitsin. Birden dörde kadar gitsin diyeceğim. Ve bakın bu döngü içinde burada bir süslü parantez açıp bir süslü parantez kapatıyorum. Şuraları da temizleyeyim. Kafa karıştırmasın. Şimdi dikkat ederseniz bakın ilk süslü parantez şu. İlk döngüye ait
Buradaki kapanma da ilk döngüye ait. Şu ikisi ise ikinci döngüye, yani J değişkenine ait. Benim şu araya yazacağım komutlar, imlecin yanıp söndüğü kısımdaki komutlar, her iki döngü içinde yerine getirilecek. Yani iyi önce 1 olacak, sonra J 4 olacak. Şöyle bir şey yazabiliriz. Print deyip i artı c, evet olabilir. I artı j'yi görüntüle şeklinde. Şöyle biraz küçülteyim. Burayı da biraz küçülteyim. İkisini yan yana sığdırayım. Konsolumu temizleyeyim. Ve şu kodu bir çalıştırayım. Sonra da açıklamasını yapayım. Ctrl R'ye basıyorum. Şimdi ne oluyor? 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6 ve döngü tamamladığı nasıl elde ediliyor? İyi önce bir değerini alıyor. Geliyor burada J'de bir değerini alıyor. 1 artı 1 işlemini yapıyor. 2 ve onu ekrana yansıtıyor. Şu 2 bu şekilde elde ediliyor. Sonra i hala 1. J 2 değerini alıyor. 1 ile 2'yi topluyor. 3 değer elde ediliyor. Sonrasında J hala bitmediği için i 1. J ise 3 değerini alıyor. İkisi toplanıyor. 4. J 4 oldu. 1 ile 4 toplandı. 5 elde edildi. Sonra bu döngü tamamlandığı için, hatta şuraya bir print J döngüsü tamamlandı yazsak daha iyi olur. Hatta yapalım bunu. Daha iyi. Şunu buradan alayım, döngü tamamlandığı. Çalışması daha iyi görülecek. J döngüsü tamamlandı diyeyim. Ekranı yine temizleyeyim. Ve tekrar çalıştırayım. Bakın. 2, 3, 4, 5'i az önce açıklamıştım. Burada J döngüsü tamamlandı diyor. J döngüsü tamamlandığı için tekrar dıştaki döngüye gidiyor. İ'yi bu sefer 2 olarak alıyor. İ 2 iken J sırasıyla yine 1, 2, 3, 4 alacak. 2 artı 1, 3. 2 artı 2, 2 artı 3 ve 2 artı 4 işlemleri yapıyor. J döngüsü de tamamlanıyor. Ve böylece iç içe döngülerimiz tamamlanmış oluyorlar. Belki döngülerle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Şimdi yeni bir betik açayım bir sonraki konu için. Şöyle. Sıradaki komutumuz bilgisayarlarda çok çok önemli, çok kullanılan, hatta programlamanın temeli olan komut if, yani şart komutları. Ne zaman kullanılır? If'ten sonra biz bir mantıksal ifade koyarız. O mantıksal ifade yerine getirildiğinde if'i takip eden komutlar yerine getirilir. Mantıksal ifade yerine getirilmediyse de program if'e ait süslü parantezlerin altından işlemesine devam eder. Şöyle bir örnek verelim. Yine bir döngü kurarak başlayalım. For diyelim. If in 1, 2.5 diyelim. Bunun süslü parantezlerini açıp kapatalım. Açtık, kapattık. Şimdi bu arada for döngüsünde yapılacak işleri yazacağız. Ben buraya bir if yazacağım. Bakın if nasıl yazılıyor? If şu şekilde yazılıyor. Parantez içerisinde bunun şartı, koşulu ne? Mesela i'nin 3'e eşit olması. i eşit 3 diyelim. İ eşit 3 ise ne yapsın? Yapacağı işlemlerde yine süslü parantez içinde yazabiliriz. Hoş, tek komutu hemen yanına da yazabiliyoruz. Bizde tek komut olacak ama olsun. Şöyle süslü parantezini açtım ve süslü parantezini kapattım. Bu arada şart yerine getirildiğinde ne yapılacak? Onu yazıyoruz. Ne yazsın? Print diyelim. Evet. Tamam. Bu hali yeterli. Bunu bir işletelim. Ctrl R'ye bastık. Ne oldu? İmlecin beklediği yer if'in yanı olduğu için çalışmadı. Bir kez daha gönderelim. Sorun değil. Şöyle işaretleyelim.
Ctrl R'ye basalım. Ha. Şimdi döngü başladı. İ 1'den 5'e kadar değer alacak. İ 1 değerini aldı. İF'e geldi baktı. İ 1, 1 3'e eşit mi değil. O zaman İ'yi yazmadı. İ 2 oldu. 2 3'e eşit değil. Yazmadı hiçbir şey. Sonrasında İ 3, 3 3'e eşit mi? Evet, o zaman print İ de dediği için 3'ü yazdı. 4 ve 5'te de şart sağlanmadığı için ekrana herhangi bir output vermedi. Hatta bakın bunu biraz daha şöyle anlaşılmasını kolaylaşsın diye şuraya print diyelim. Şart sağlanmadı. Şart sağlanmadı ifadesini koyarsak biraz daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. Bakın yine şöyle işaretliyorum. Ctrl R'ye bastım. Bakın. Bu sefer daha iyi anlaşılıyor herhalde. 1 iken şart sağlanmadı. 2 iken şart sağlanmadı. 3 iken şart sağlandığı için print 3'ü yapıyor. Sonra yine ama şart sağlanmadığı yazıyor. Çünkü burada olduğu için. 4 ve 5 için de şart sağlanmadığı de yazmış oluyor. Peki yani koşullarımız daha önceden söylemiştik. İşte küçük, küçük eşit, büyük, büyük eşit, eşit, eşit değil gibi şartlar yazabiliriz. Mesela burayı eşit değil yaparsak ne olacak? Ünlem. Ve eşit, ünlem biliyorsunuz değil anlamına geliyordu. Şuradan print şart sağlanmadı diye silelim. Ve bu halini gönderelim. Ctrl R'ye basalım. Bu sefer de ne oldu? 1, 3'ten farklı mı? Farklı. O zaman ben 1'i yazarım. Şart sağlandı. 2'yi yazdı. Ama 3, 3'ten farklı olmadığı için 3'ü yazmadı. 4 ile 5'i ekrana yazdı. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde farklı farklı koşullar, şartlar yerine getirerek pek çok örnek oluşturabilirsiniz. Yine slaytlarınızda bunlar var. Ben if için başka örnek vermeyeceğim bugünlük. While'a geçeceğim. While da if'e benziyor. While biliyorsunuz İngilizce'de iken demek. Onunla ilgili de şöyle bir örnek yazıp açıklamaya çalışalım. İ değişkenimiz bir değerini alsın. While diyelim. İ küçük 3 diyelim. İ küçük 3. Yani ne diyoruz? İ3'ten küçük iken yine süslü parantezler kullanacağız. Bu şart gerçekleştiğinde süslü parantezlerin içindekiler yerine getirilecek. Ne yapsın? Print i. En basit komut. Hep bunu kullanıyoruz. Print i. Bu nasıl çalışacak? Koşul var yine burada. While'dan sonra. Bu koşul yerine getirilirse parantezin içindekiler yapılacak. Yerine getirilmediyse while'dan sonra ne yazıyorsa mesela print mesela while'daki şart sağlanmadı diyebiliriz buraya. While şart sağlamadı diyelim. Ve şöyle kapatalım. Şimdi bu while'ı kullanırken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ben bu programı bu haliyle işaretleyip gönderirsem İ 1 değerini aldı. Baktı İ 3'ten küçük mü küçük. İ'yi yazdı. Yani 1'i yazdı. Sonra tekrar burada bir döngü var. Gizli bir döngü var. Tekrar geldi while. Şurada İ'nin değerine baktı. İ 1 olduğu için birden küçük mü? Yine print İ 1'i yazdı. Yani bu programı çalıştırırsanız while şart sağlanmadı diye hiç gelmez. Sonsuz döngü diyoruz biz buna. İsterseniz bir işleteyim şöyle. Ctrl R. Hops. Bir dakika bir daha bir işaretleyeyim. Az önceki sorunu yine yaşadık. Şu konsol boşta olsun. While'ın yanından itibaren işletmeye başladı. Bakın Ctrl R'ye basıyorum. Şu anda ekrana durmadan birler yazıyor. Sonsuz döngü işte bu şekilde. Ve imlecim de sürekli meşgul durumda. Boşu boşuna CPU'yu, merkez işlemciyi çalıştırıyoruz. Bunu durdurmak için yukarıdaki stop'a şöyle tıklayacağım. Sonsuz döngüden çıktık. Ve while şart sağlamada ancak çalışabildi. Yani while döngülerinde döngüden çıkışı sağlayacak bir kontrol koymanız gerekiyor. Mesela burada şöyle bir şey koyabiliriz. İ eşittir
i artı 1 dersek, bunu çalıştırırsak, şöyle kontrol R dersek, bakın şimdi durum daha iyi anlaşılacak. i 1 değerini aldı. 1 3'ten küçük mü? Küçük. Ne yaptı? Print i dedi. Dolayısıyla bu 1'i yazdı. Sonra şuraya geldi. i eşittir i artı 1. Sağ taraftan başlayacağız evaluate etmeye. 1, 1 daha 2. 2 değerine, i'nin değeri şimdi 2 oldu. 2 3'ten küçük mü? Küçük. 2'yi dolayısıyla yazdı. Sonra i'nin değeri 1 arttı. 2 1 daha 3 oldu. 3 3'ten küçük mü? Hayır. Şart sağlanmadı. Artık while döngüsünün dışına çıktı. Ve şu komut print while şart sağlanmadığı yerine getirip döngüden çıkıp ondan sonraki komutu işletmiş oldu. While da bu şekilde çalışıyor. Demek ki while döngülerinde neye dikkat edecekmişiz? Sonsuz döngüden kaçınmak için döngüde kullandığımız şartın bir şekilde sonlanmasını sağlayacak bir ifadeyi döngülerin içerisine, while'ın içerisine yerleştirmemiz gerekiyormuş. Evet, bu hafta anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.